Aydın'da uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlara görüşlerini sorduk. Gençlerimizde büyük bir bataklığa sürünen bir madde. Özellikle ülkemizde yaş sınırının düşmeye başladığını dillendirilen bir durum söz konusu. Uyuşturucu ile ilgili şöyle söyleyeyim, artık gün geçtikçe yaş sınırı düşüyor. Uyuşturucu mücadele günümüzün tehlikesi. İyi görmüyorum yani şey, uçurum dolu gidiyoruz. Savaşıldığını düşünmüyorum. Hani gerçek anlamda savaşıldığını düşünmüyorum. Araştırılıp bunun kökü nereden geliyor, nereden çıkıyor onu araştırılabilir. Ha, uyuşturucu son zamanlarda çok çoğaldı. Eğitim şartlı. Çok yaygınlaştı. Vatandaşlar kullanım yaşının düştüğünü ve kullanma oranının arttığını belirtirken yetkililerden daha fazla çalışma beklediklerini ifade etti. Artık arama yapılmasına izin verilmiyormuş bir öğrencinin. Bence bu çok yanlış bir durum. Çünkü zaten batağa düşmüş gençlerimize artık bir şey diyemiyorum. İnşallah tedaviyle atlatılabilir bu süreçleri. Fakat diğer masum ellerimizle teslim ettiğimiz diğer yavrularımızın onlardan etkilenerek işte bir şeker bir hanesiyle verilip bilmeden onları kullanması, bu şekilde alıştırılması yani üzücü bir durum. Bence okullarda arama yapılmalı. Bu batağa düşmüş çocuklarımızın, gençlerimizin de bir an önce artık bir araya getirilerek hangi bunlardan sorumlu olan kuruluşlar neyse, eğitim, ondan sonra sağlık kuruluşları destek olmalı diye düşünüyorum. Şu an için yeterli sayılır ama işte eksiklikler var bence. Ya ben şunu şahit oldum. Dün herhangi bir ortaokul öğrencisinin elinde bir çakı gördüm ben. Okuldan kaçmış. Bunu bizzat bilgilendirdim ben. Fakat dediler ki öğrencilere arama yapılması yasak denildi. Ben buna çok üzüldüm gerçekten. Hocam dedim, ertesi gün dedim habersizden bir arama yapın dedim. Hani çünkü o kalkar senin benim masum bir çocuğa zarar verebilir. Zaten arama yapılmadan daha da büyük bir tehlike bence bu. Çok bu uyuşturucu da olabilir, çakı olmayabilir. Daha da kötüsü. Yani bu konuda bence kesinlikle önlem alınsın diyorum. Özellikle ülkemizde yaş sınırının düşmeye başladığını dillendirilen bir durum söz konusu. Ama bu konuyla alakalı şu anda bence gerekli bakanlarda, gerekli kişiler görevlerini icra ediyorlar. Yani şu anda gerçekten zaten uyuşturucuyu anlatmamıza gerek yok. Kötü bir durum ve Allah hiç kimseye düşürmesin böyle bir duruma. Bu konuyla alakalı bizler millet olarak topyekün savaşmalıyız. Bu işin satış noktalarıyla alakalı vesaire, bu konularla alakalı üzerine gitmeliyiz. Ama şu anda da devletimizin bu konuyla alakalı elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ekstra olarak nasıl bir çalışma yapılabilir sizce? Yani ekstra olarak dediğim gibi satış noktalarının imha edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Veya bu işlere aracı olanların caydırıcı bir cezayla cezalandırılması gerektiğine inananlardanım. Bu şekilde bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Üstüyle ilgili söz söyleyeyim, artık gün geçtikçe yaş sınırı düşüyor. Böyle şeyler daha çok her yerde çıkıyor ve her yerde satılıyor. Bu için çok zararlı bir şey. Çocuklarımız, büyüklerimiz için de aynı şekilde artık bakanların, mevki bakanların daha iyi ilerleme gitmesi için ve önlenmesi için bir şey yapması lazım yani. Peki yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Valla buluyoruz şu anlık. Dünya çapında buluyoruz yani. Türkiye çapında her yerde, nerede olursa daha iyi çalışıyorlar yani. Uyuşturucu mücadele günümüzün tehlikesi ama devletin iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Bence dünya standartlarına göre yeterli. Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanı Süleyman Soylu elinden geleni yapıyor. Yani başka gibi devletimize iftira falan atmıyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu gibi falan iftira atmıyorlar. Devletimiz her şeyi yapıyor. İyi görmüyorum yani. Yani şey, uçurum dolu gidiyoruz. Toplum gittikçe şey bozuluyor yani. Daha çok kullanılıyor. Daha çok mücadele verilmesi lazım. Daha çok önem verilmesi lazım. Görüyoruz, eroin yakalanıyor. Şu kadar, şu kilo değil mi? Evet. Bir sürü yakalanıyor yani. Çok yakalanıyor. Çalışmalar yeterli mi sizce? Kim kenevir eken de çoğaldı. Kim kenevir eken çoğaldı. Hemen her köyde ekilmeye başladı. Tehlikeli bir durum yani. Daha sıkı önlem alınması lazım. Uyuşturucu mücadele hakkındaki düşüncelerim pek de olumlu değil. Çünkü pek savaşıldığını düşünmüyorum. Hani gerçek anlamda savaşıldığını düşünmüyorum. Her şey yine yapılıyor.
el altında bir şekilde gizli saklı yapılıyor yani. Bunu herkes de biliyor. Ama nasıl bu altından gelecek derseniz de eğitimden geçiyor yine her şey. Yabancı ülkelerdekilere bakıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Ufacıklarla başlıyorlar. Bizde yok. Veriyor, sen de ilkokul okudun. Veriyorlar bir kulları bir şey. Düzelceleri zannetmiyorum ben bunu. Peki yapılan çalışmalar yeterli buluyor musunuz? Değil. Neler yapılmalı bu durumu düzeltmek için? Dedim ya şey, yine her başta yine eğitimden geçiyor. Eğitimde eğer sıfırsak, ki sıfırız, olmaz. Mücadele güzel. Uyuşturucuyla alakalı daha geliştirilebilir. Neler yapılabilir sence? Neler yapılabilir? Buru ihracat yapan yerlere operasyonlar yapılabilir. Araştırılıp bunun kökü nereden geliyor, nereden çıkıyor onu araştırılabilir. Uyuşturucu son zamanlarda çok çoğaldı herhalde. Küçük yaşlara düştü diyorlar. Yani devletin iyi bir tedbir alması lazım. Göz açtırmaması lazım uyuşturuculara. Yapılan çalışmalar yeterli buluyor musunuz peki? Biraz. Tam yeterli değil. Ekstra olarak ne yapılabilir sizce? Kolluk güçlerinin daha aktif çalışması lazım. En üstteki adamları yakalaması lazım. Öyle torbacıları falan değil de üsttekileri yakalaması lazım. Onlara ağır cezalar vermesi lazım. Bilmiyorum, ben uyuşturucuyla hiçbir şey mi yok yani? Peki hiç sizce yapılan çalışmalar yeterli mi bu konuda? Alay yeterli değil bence. Daha ekstra çok olarak etkin. Ne yapılabilir? Eğitim, şartlar, bir şeyler, bilinçlendireceğiz, bazı şeyler asılması lazım gençlerimize yönelik. Bir şeyle yapılması lazım yani. Hiç bunu konuda bir şey görmüyorum ben. Çok yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Ne diyebilirim ki? Peki yapılan çalışmalar sizce yeterli mi? Zannetmiyorum. Ne yapılırsa daha iyi olur? Bilmiyorum, biraz daha kontrol edilmesi, bu tür maddelerin içeri girilmesi, ne bileyim daha çok denetlemeler falan yapılmalı diye düşünüyorum.